Sarıgül hattaymış şu anda. Mustafa Sarıgül, Erzincan milletvekili, evet. CHP'den malum. CHP Erzincan milletvekili. Bir göreyim ya Sarıgül'ü. Ha, o da çok bugün feryat etti, figan etti. Erzincan, Erzincan der durur. Sarıgül, ne diyorsunuz bu olaylara? Sayın Akan, iyi akşamlar diliyorum. Burası tabii yaşamak lazım. Yaşamayınca buradaki durumu gerçekten anlatmak son derece zor. Dün saat 14.12 itibariyle olayı öğrenir öğrenmez olay bölgesine geldim. Olay bölgesindeyiz. Bütün yetkililerle şu anda, beraberiz. Şu anda neredesiniz? Şu anda neredesiniz? Şu anda olay bölgesine aşağı yukarı 150 metre ileride bir dostumuzun evindeyiz, buradayız. Tabii 9 tane burada can var. Onların yakınları var. Onları ziyaret ediyoruz. Onlarla konuşuyoruz. Gerçekten bu kolay bir olay değil. Biraz önce siz zaten ifade ettiniz. Bütün mesele kar, kar, kar ve burada gerçekten bir kar hırsı var. Bunu ben son derece üzülerek ifade ediyorum. Buradaki o yığınları görüyorsunuz. Onlar bu kadar olmamış olsaydı, o tedbirler vaktiyle alınmış olsaydı, inanın ki bugün bunları konuşmazdık. Şu anda demen aklıma şöyle bir şey geliyor. Gerçekten yeni bir kanun çıkarmak lazım. Bu kanunla ilgili olarak da buraya ruhsatı veren özellikle Çevre Bakanlığı yetkilileri, özellikle Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, Enerji Bakanlığı yetkilileri, gerçekten Ahmet Bey bunun bir sorumluluğu olması lazım. Yani bu yapanın yanına kar kalmaması lazım. Şüphesiz. Burada bakın büyük bir facia önlenmiş vaziyette. Bu taraftaki blokta, yani oradaki sol tarafa değil de bu tarafa gitmiş olsa 350 tane çalışan arkadaş orada ve orası gerçekten yok olacak. Şu kamyon şoförünün öndeki kamyon gitti. Bakın onda bir işçi evlat, o kamyon gitti. Bu kamyon görüyor ve geriye doğru geliyor. Yine ön tarafta bu 3 dakikalık bir olay. Ben bölgedeki diğer arkadaşlara da konuştum, çalışanlarla da konuştum. 24 saattir şu anda 30 saattir oradayız. Ve 17 arkadaş bunu görüyor ve kaçıyor. Yani kendilerini kurtarıyorlar. Kurtarmasa 17 arkadaş da maalesef böylesine siyanürlü bir göçük altında kalmış olacak. Bir şey ifade etmek istiyorum yalnız. Burada 3. Ordu, AFAD, Kızılay, çevreden gelen Cumhuriyet Halk Partili, AK Partili, Milliyetçi Hareket Partili, bütün belediye başkanları, milletvekillerimiz hep birlikte burada gerçekten bir dayanışma içerisinde çalışmalara götürdük. Burada yoğun bir çalışma var, gayretli bir çalışma var, hummalı bir çalışma var ama 10 milyon metreküp konuşuyoruz. Yani binlerce ton konuşuyoruz. Bunu kaldırmak etmek tabii gerçekten kolay bir iş değil. Şu anda orada iki tane bakanımız olay bölgesinde çalışmalar yürütüyor. Erzincan valimiz olay bölgesinde çalışmalar yürütüyor. Bunu söyleyince akla şöyle bir şey geliyor. Daha önce neredelerdi diye bir laf geliyor. Keşke bunlar olmasaydı da kimse oraya gitmeseydi. Ama bakın ben bunu 2022 yılında bir uyarmışım. 2022 yılında attığım bir çalışmada şunu söylüyorum. Erzincan'da, Ilıç'ta maden arayan bu küresel şirketin işlediği orantısız büyümeye dikkat etmek lazım. Doğaya karşı burada acımasızca bir uygulama yapılıyor. Doğa kendine yapılanı affetmez diye ben 2022 yılında da burada bir uyarıda bulunmuş. Evet, ya Sarıgül. Yılında da üretim durduruluyor bu arada. Niye durduruluyor? Ya ceza alıyor şimdi. 2021. 2022. 2022. 2022. 2022. 2022 yılında şimdi 2022. Olayı 2022, bir başka boyutu. 21-22 arası 15 aylık dönem. Uyarısıyla müsaade ederseniz evet. Anlatayım. Değil. Bu felakete gelişte şöyle de bir husus var. Şimdi uzmanlar da beni bilgilendirdiler. Peki. Mustafa Bey'in de uyarısıyla beraber yeniden anlatmış olalım. 2022 yılında şirketin faaliyetleri bakanlık tarafından durdurulunca bir müddet sonra teftiş heyetlerini çağırıyorlar. Aksaklıkları giderdik diyorlar. Fakat bu süre içerisinde altının ons fiyatı biliyorsunuz tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de arttı. Dolayısıyla hem o üretimi durdurması nedeniyle bakanlık oluşan... dediğiniz hangi bakanlık? Çevre Bakanlığı. Çevre Bakanlığı. Çevreye etkisi nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Devleti tarihinde 16 görülen en yüksek ceza bu şirkete kesiliyor ve ceza. Kapısına mühür vuruluyor. Yani, o dönem bakan olan Sayın Murat Kurum da bakan gidip Cumhuriyet Başsavcılığına şirketle ilgili suç duyurusunda bulunuyor. Daha sonra şirket eksikleri giderdiğini söyleyerek teftiş kurulunu çağırıyor.
bakıyorlar çevresel etki anlamında düzeltilmiş yeniden faaliyet Peki, raporu Murat veriyor. Kurum fakat neden burada, eleştiriliyor bu efendim? Konuyla? Murat Kurum'u eleştirenler vardı onun için soruyorum. Onu anlamak güç. Yani buradan bu acığı üzerinden İstanbul'daki seçime yönelik prim elde etmek insanlar burada ailelerinden haber beklerken bu ayrı bir olay. Ama Ahmet Bey o bahsettiğimiz açgözlük dediniz ya az önce. 2022 yılındaki o açığı kapatmak için ve altının ons fiyatındaki dolar bazındaki yükselişin de iştahıyla şirket gerek sekilendirme, o taraçalandırma, kat sistemindeki bazı yapması gereken işlemleri de atlayarak ve ben bunu uzmanlardan aldığım bilgiye göre söylüyorum, mühendislere de gaza basın. Tamam, orada bir denetim... Talimatını vererek... Aha, ben de şunu anlamıyorum. Gaza basıyor, kural ihlali yapıyor, daha çok para kazanmak için yapması gerekeni yapmadığında bu tespit edilemiyor mu ya? Dur bakalım diye herhangi bir yetkili Ahmet buna... Ahmet Bey, Çevre Bakanlığı yanlış bilmiyorsam 130 kez denetlemiş. 130 kez? Yani yanlış duymadıysam 100'den fazla kez denetlemiş. Şöyle bir durum var Ahmet ya, Bey. Denetleme bizim... var, denetleme var. Çok özür dilerim İsmail Bey. Haklısın. Bu da doğru. Haklısın. Bu doğru yani. Ben... Şunun adını koymamız gerekiyor. Kim sorumluysa hesabını vermeli. Versin. Bir. Tamam. İki. Bak, biz... Türkiye'de her araç muayeneden geçiyor değil mi? Yani senin trafiğe çıkma muayene ruhsatın var mı? Yolcu otobüsleri de dahil. Devlet diyor ki bu otobüs gerekli şartları yerine getiriyor. Lastiği sağlam, frenleri sağlam bilmem ne. Ve sana sınır koyuyor. Diyor ki 110 km saat hızı geçemezsin. Bu otobüse yetki veren devlet trafiğe çıkabilirsin diye. Şoför 150 ile giderse ne oluyor? Radara giriyor, cezasını ödüyor. Canımız yanıyor, kaza oluyor. Eğer radar yakalayamazsa kaza oluyor. Evet. Burada olan da tam olarak budur. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu Amerikalı mı? Bu şirket Kanada. Küresel. Kanada. Kanada mı? Kanada şirketi. Sarıgül. Bu... Ahmet Bey bakın bak, ben... Bir şey, sana bir şey söyleyeceğim anda... Sarıgül. Bir dakika. Evet. Buyurun. Bu Kanadalı şirket bu faaliyetini Kanada'da yapamaz ya. Yaptırtmazlar buna ya. Onların bu regülasyonları şirket... var. Çok güçlü. Bizim de regülasyonlarımız olması lazım. Yani bizim de... Şimdi Ahmet Bey... Yani şimdi evet. Ahmet Bey özür diliyorum. Sarıgül evet. Evet. Ben bir şey söyleyeceğim. Bakın bir şey söyleyeceğim. Ben şu anda Sayın Hakan Bayrakçı'ya bir şey attım. Lütfen Sayın Hakan Bayrakçı attığımı orada okursanız Ahmet Bey'in söylemiş olduğu Kanadalı firma gerçekten bunu yapamaz. Ve bu ahlaksız adamın kaç tarihinde yaptığı bir konuşma var. Lütfen Hakan Bey okuyabilir misiniz? Okuyayım şey mi tweet'i mi yoksa görüntü evet, de var. Evet ben attım size. Bakın diyor ki Türkiye'deki altın madeni için 100 milyon dolardan fazla para yatırdık. Evet. Kısa süre içerisinde 85 milyon tonunu çıkardık. Bir okur musunuz? Ne diyor? Türkiye'deki altın madenleri için 100 milyon dolar yatırdık demiş. Kısa süre içinde 85 ton altın çıkardık ve 4 milyar dolar kazandık. Türkiye'nin yüksek enflasyon ortamında... Tüm işçiliği TL cinsinden yapıyoruz. Altın bize siyanür Türklere kalıyor. Çok tatlı iş. Bu kimin tweet'i ya? Açıklama gibi gelmedi bana. Bana da biraz evet, bakmak lazım. Söyleyen, böyle bakın, bir açıklama bunu yaptıysa. Söyleyen, bunu söyleyen bakın Kanadalı firmanın temsilcisi. Görüntüsü hakikaten var. Yazıklar olsun. Bu Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, İsviçre'de, Danimarka'da buna benzer olaylar olmuyor da neden Türkiye'de buna benzer olaylar oluyor? Bunu araştırmamız lazım. İsmail Dükel. Şimdi yani olayın birkaç ayağı var ama bu facia göz göre göre geldi. Bu yıllardır takip edilen, yıllardır muhalefetin her noktada gündeme getirdiği, çevrecilerin üzerinde çok sıklıkla durduğu bir konudur bu. Kıyamet gibi soru önergesi var. CHP milletvekillerinin neredeyse tamamının soru önergesi var bu konuda. Şimdi burada şu çok önemli. Bir kere altın hani çevreye şu ana kadar zarar vermedi, işte Fırat'a karışmadı falan. Karışıp karışmadığını bilmiyorum. Ama karışmama ihtimalini yok saymak ölümcül bir hatadır. Neden? Şimdi burada ısrarla sordum. Buradaki o kayan ne? Yani heyelan oldu, dağ mı geldi? Hayır değil. Toprağı kazıyorsunuz, madeni kazıyorsunuz, toprağı çıkartıyorsunuz. Şu bir avuç toprak. O toprağa siyanürü katıyorsunuz. Siyanür ayrıştırıyor, çözüyor. Altına ayırıyor. Ama bu toprak siyanürlü, zehirlenmiş bir toprak artık. Evet. Bu bir atık. Evet, evet. Bunu alıyorlar. İşte biraz önce haritada gördüğümüz
o yığını oluşturuyorlar. Evet. Sekisek. İstif. İstif diyorlar. Evet. İşte kayan bu zehirli toprak. Evet. Doğru mu? Evet doğru. Doğru. Zehirli toprak yani buradan başlamak bunun lazım. Bir bölümü kaymış hala da daha bir bölümü yani var. Yani bir bölümü kaymış. Evet. Bir metre küp kaymış. On zaten... metre küp kaymış. Ya yani... Ama ben zaten yok, daha var yani. Düşünmedim ki. Ya ben... Hiçbir şey söyleyebilir miyim? Yani net bir dakika. Biliyorum sizi düşünmediğinizi. Bir dakika bir dakika. Esas zaten çevresel felaketi doğuracak olan şey bu. O yüzden gidiyor mobil bilmem ara laboratuvar işte bakıyor gitmiş mi gitmemiş mi. Şimdi bir şey gösterebilir miyim haritada? Bir saniye. Şimdi buradaki bir başka sorun da şu. Şimdi bu yani işin o şirketin yıllara sari yarattığı zehirlenmeleri falan filan da onları da hiç unutmamak kaydıyla buraya koyuyorum. Buradaki sorun sadece o sekinin kayması değil. O toprağın, bu yağmur yağıyor şu anda orada biraz önce gördüler. Emerek yeraltı sularını ciddi anlamda tehdit etmesi. Konuşuyoruz zaten. Öyle ya da böyle Fırat'a gidiyor bu iş. Şimdi bu şirketin biraz önce konuştuk. 16 milyon TL ceza verildi. Evet doğru. Cumhuriyet tarihinin en büyük çevre kirliliğinden dolayı aldığı ceza. Bu cezayı aldı şirket. Keşke daha çok verilseymiş. Yani hayır. Keşke kapatılsaydı sonsuza kadar. Kapatılmış ama tekrar açılmış. Ne kadar sonra açılmış söyleyeyim. 80 gün sonra. 21 Haziran 2022'de kapatılmış. 23 Eylül 2022'de açılmış. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül 3 ay sonra. Yani 90 günü bile tamamlamadan açılmış bu. Ve açılırken de şöyle açılıyor. Kapasite arttırılarak açılıyor. Bu maddenin kaç kez kapasite arttırıldığını yıllardır takip etmeme rağmen vallahi unuttum. Peki. Benim anlamadığım şey şu. Şimdi tamam bu işte sekiler sağlam değil eyvallah. Bu toprağı yığma işi aleni açık yapılıyor. Üç, bildiğimiz böyle maden ocakları değil altın başka türlü açık arama yapılıyor. Hani ocak açık saha. Değil de böyle açık. Yer altında tüneller kazılmıyor yani. Ve, işte böyle kazılıyor. Orada var zaten maden sahası. Tamam. Benim anlamaya çalıştığım şey şu. Bu genel anlamda dünyada da böyle mi? Yoksa bizde mi vahşi bir yöntem var? Madenin derinliğine göre değişiyor. Yani bu vahşi eğer bir... Eğer bu maden vahşi yüzeyi... de değil. Vahşet anlatmıyor bu olayı. Ya bu, İsmail Bey. Kanada'nın Ankara Büyükelçisi bir açıklama yapmış. Erzincan'daki maden işletmesi Kanada'ya ait değildir diye. Anagold. Anagold. Madenciliğin ortakları arasında diyorlar. Kanada yoktur Kanada diyor. Diyorlar. Böyle bir Sarıgül sen bu... Önce Kanadalı firmayı da burayı daha sonra Amerikalı bir firma satın almış. Hah, tamam şimdi oldu. Ben de öyle biliyorum çünkü Amerikalı bir firma diye biliyorum. Sarıgül sizin doğum yeriniz İliç mi? Benim doğum yerim İliç. Benim bulunduğum nokta yani bu bulunduğumuz noktayla benim köyüm de tam 20 kilometre. O nedenle burası benim tam tamına 65 yıldır sürekli gelip gittiğim yer. Ve ben burada 9 yaşına kadar bu bölgede yaşadım. İlkokul 2. sınıfa burada okudum. Ondan sonra İstanbul'a geldim. O nedenle de gerçekten son derece büyük bir faciayla karşı karşıyayız. Buradaki hemşehrilerimin durumunu düşünün ki dayısının oğlu, teyzesinin oğlu, komşusu ve şu anda ne yazık ki göçük altında ve siyanürlü bir göçük altında. Bu bizi alabildiğine üzüyor. Buradaki yaraları sarmaya çalışıyoruz. Ama bugün önemli bir gelişme oldu. Bu gelişmeyi de sizlerle paylaşmak isterim. Bu demokrasi adına aslında önemli bir şey. Son yıllarda yapılmayan bir hadise. Buradan yaptığımız diplomatik temaslar sonucunda burada biz 5 milletvekiliyiz. Adana milletvekili Müzeyyen Şevkin Hanımefendi burada. Zonguldak milletvekilimiz Deniz Yavuz Yılmaz Bey burada. Ankara milletvekilimiz Gamze Taşçıyer burada. Ve parti meclisiyemiz Baran Bozoğlu burada. Biz Cumhuriyet Halk Partisi heyeti olarak buradayız. Bu yaptığımız temaslar sonucunda da parlamentoda bugün bir önerge verdik. Parlamentoda verdiğimiz önergemiz kabul edildi ve uzun yıllar sonra ilk defa iktidar muhalefet partisinin verdiği bir önergeyi kabul etti ve bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi. Yarın tam saat 15'te de ben parlamentoda bu konudaki partimizin görüş ve düşüncelerini de bütün yurttaşlarımla paylaşacağım. Yani bu olayı mı araştıracak meclis parlamento? Evet. Bu yani, olayı
bütün siyasi parti, evet, bütün siyasi partilerden bir oyları oranında parlamentodaki temsil rakamlarına göre her partiden üye alınacak ve buradaki Ilıç'taki bu maden faciasını hep birlikte araştıracağız. Bütün detaylarına ineceğiz. Bu da güzel habermiş yani. Evet. Kesinlikle. Evet, evet. Bu çok önemli. Yani parlamento bu işe sahip çıkacak. İnşallah o çıkacak olan rapor bu olayı tam olarak aydınlatır. Yani buradaki kar hırsı nedir? Nasıl olmuştur? Denetim işte diyor ki 16 milyon. Ne o şampiyon mu dedi? Ne dedi? En çok rekor. Cumhuriyet tarihinin görülmüş en büyük cezası olarak geçiyor. Ya o kadar büyük de ceza vermişler Sarıgül buraya. 3 ayda kapatmışlar. Şöyle burada resmi olmayan bilgilere göre ne yazık ki burada orantısız bir büyüme var. O toprak yığını, oraya siyanür yüğünü o kadar fazla olmasaydı inanın ki bu facia önlenmezdi. Siz bunu Ahmet Bey güzel bir şekilde söylediniz. Hakikaten lanet olsun bu fazla para kazanma hırsı. İnanın ki 9 tane canımızı şu anda bizden uzaklaştırdı. Allah'ımdan inşallah umut kesilmez. Ama büyük bir facianın eşiğinden döndük. Ama daha facianın eşiğinden döndük sayılmaz. Çünkü yeraltı kaynaklarımıza bu suyun karışmaması lazım. Gerekli tedbirler orada alınıyor. Su çekilip başka yere vidanjörlerle boşaltılıyor. Gerçekten bu noktada Erzincan Valiliği, İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya ve diğer bakanlarımızın çalışmaları da hep ben birlikte bir şey bu çalışmaları yapıyor. Sayın Sarıgül, size bir şey sormak istiyorum. Bu Sabırlı Deresi üzerinde bir menfez var. Bu menfezin kapaklarının kapatıldığını ilk andan itibaren biliyoruz. Bu suların yeraltı sularına karışmaması için siyanürlü o suyun ya da siyanürün yeraltı sularına karışmaması için Sabırlı Deresi üzerinde ikinci bir menfezin inşasının planlandığı ifade edildi. Bu konuda bilginiz var mı? Var. Bu konuda bilgimiz var. Bu konuda İstanbul Üniversitesi'nden hocalar geldiler. Ankara'dan çeşitli üniversitelerden hocalar geldi ve bu konuda da yoğun bir çalışma var. Çok yoğun bir çalışma var. Evet. Bu arada tesis... Ayrıca başka bir şey söyleyeyim. İyi aklıma geldi. Çok yakın. Ağustos ayrıca Ahmet Bey... Olacak şey değil ya. Ağustos ayında denetleyen ekip evet. Görmemiş mi o yığını? Evet, o mühendislik hatasını ya da oradaki yığını oluşturma... Teftiş kurulunun yani, da baştan gözden geçirilmesi gerekiyor. Mustafa Bey'e sormak istediğim bir soru var müsaade ederseniz. Mustafa Bey çok geçmiş olsun. İnşallah yakın zamanda kavuşuruz vatandaşlarımıza. Hala ümit var olarak görüyorum sizi. Şunu merak ediyorum. Siz bölge halkıyla da tabii ki de oradaki mühendislerle de görüşüyorsunuz. Onlar bu orantısız ilerleme hakkında ne diyorlar size? Ya şöyle tabii. Burada tabii şu anda her konuştuğumu anlatmak bana yakışmaz. Her konuştuğumu paylaşmak bana yakışmaz. 35 sene önce olsa bunları konuşurdum. Ben de laflarımı seçerek konuşuyorum, sorumluluğumun bilinci içerisinde konuşuyorum. Ama bilesiniz ki bütün detayları gerek İçişleri Bakanlığı tarafından, gerek Adalet Bakanlığı tarafından, Erzincan Valiliğimizin kurmuş olduğu bir ekip tarafından bütün detaylar ayrıntılı bir şekilde inceleniyor. Bizim buradaki bu duyarlılığımız sayesinde ilk defa bugün bakın parlamentoda muhteşem bir olay oldu demokrasi Mustafa adına. Bey, peki siz bizim... bir muhalefet partisi milletvekili olarak bilgilendiriliyor musunuz? Sürekli. Ben şunu ifade etmek istiyorum. 14.25'ten itibaren bir muhalefet partisi milletvekili olarak bütün toplantılara davet edildim. Bütün toplantıların içerisindeyim. Ama o toplantılara beni davet edenler de biliyorlar ki Mustafa Sarıgül neyi konuşup neyi konuşmayacağını son derece iyi bilir. Bugün o toplantılarda benim gösterdiğim sorumluluk sayesinde Cumhuriyet Halk Partimizin vermiş olduğu araştırma önergesi uzun yıllar sonra iktidar partisi tarafından AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi oylarıyla da kabul edildi. Bu da demokrasi adına önemli bir gelişmedir. Sarıgül, şöyle yapalım. Yani biraz sabrınızı zorlayacağız ama bir reklam arası vereceğiz. Sonra size soracağım bir iki soru daha var. Bir süre daha sizi yayında tutmak istiyorum. Ben hani gerçekten Sarıgül'e çok teşekkür ediyorum. Evet, bu tür facialar bizim birleşmemiz gereken noktalar.
eksikleri söyleyeceğiz, ihmalleri söyleyeceğiz, eleştirimizi yapacağız en sert dille ama Sarıgül gibi yapıcı bir dille bunu yapmak lazım. Yani bu yapıcı dil, yapıcı üslup içinde ayrıca teşekkür ediyorum Sarıgül'e. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız.